Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Önceki videolarımda yorumlara göz attım, yorumlarınızı okuyorum tek tek. Altta işte abicim bu eskortlar hakkında, motorlar hakkında bilgi verir misiniz gibi istekler olmuş. Ben de hem şöyle bir aracımla gezip hem de size araç hakkında, motorlar hakkında detaylı bir bilgi vermek için videoya kaydettim. İnşallah size eskortların F'i, CF'i nedir, tutulan motor nedir, hangi motorları var, bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Ford Escort'lar 2000 yılına kadar üretildi. 2000 yılında üretimi sona erdi. 94 yılından itibaren Ford Escort'lar üretilmeye başlandı. 95 yılında kasaları, makyajlı kasalar çıktı 95 yılında. Dediğim gibi farklı motorlar var. 1.3 var, 1.6 var, 1.8 var. 2000 motora kadar Ford Escort'lar bulunmakta. 1.6 litre karbüratörlü motorlarımız var. Bunlar 90 HP. Yine aynı şekilde 1.6 litre motorumuz var. Enjeksiyonlu motorlarımız. Bunlar 95 HP gücünde ve yine farklı bir motor seçenekleri. 1.8 litre hacminde 105 HP'lik motorlarımız vardı. Bu 105 HP'ler daha sonra yenilenen revize olarak 115 HP oldu. Motorlarımız. Farklı kasa tiplerimiz var. Sedan var, hatchback var ve station wagon olarak da ülkemizde satışa sunulan otomobildi diyebilirim. 2000 motor olanlar da var biliyorum. Bosch motor olarak geçiyor bunlar. Motordan bahsetmişken genelde bizim Escort'larda Zetec motorlar bulunuyor üzerinde ve 2000 motor olanlarında ülkemizde Bosch motor diye geçiyor. Farklı donanımlara göre de CL var, CLX olarak var ve en dolu paket olarak GIA modellerimiz bulunuyor bu Ford Escort'larda. Ülkemizde dediğim gibi 94 yılından beri satışa sunuluyordu bunlar. Genelde 94 üzeri 2000 yılına kadar dediğim gibi üretimi devam etti. Benim aracım dediğim gibi 97 model CLX modeli. FE motor, yani FE manifold Zetec motor. FE, CFE dediğimiz şey ne oluyor? Bunlar aracın manifoldunun türleri. Genelde karbüratörlü ve enjeksiyon olarak bulunuyor motorlarımız. Tek nokta enjeksiyonlu ve dört nokta enjeksiyon olarak da farklı çeşidi var. Enjeksiyonlarda dediğim gibi FE bulunuyor. Karbüratörlü araçlarda CFE manifold bulunuyor. Manifoldlar da ikiye ayrılıyor tabii ki. Döküm manifold var, plastik manifold da bulunuyor araçlarımızda. Yani FE, CFE dediğimiz olay manifold olarak. Genelde motor olarak da Zetec motor bulunuyor bunlarda. CLX dediğimiz olay işte donanım olarak işte CLX'lerin GIA olarak en dolu paket dedim. CLX orta model, CL'de normal ilk kademe olan şeye sahip, donanıma sahip. Bu araçlarımızda hava yastığı, klima, sunroof olan modellerimiz de var. Bunlar GIA en dolu paket diye geçiyor. Benim aracım da hava yastığı, klima yok. Dediğim gibi sunroof yok. CLX sonra gidiyor. Bazılarının arka kol dayama oluyor genelde. Bunlar var. Ülkemizde 105 HP 1.8 litre hacme sahip motorlar vardı. Bunlar zamanın en çok satan araçlarından da yani hem motor gücü olarak hem de tasarım olarak da birçok kullanıcı için kullanıcıya hitap ediyordu. Genel olarak Bosch ağırlığı bunların 1105 kilogram dediğim gibi. Ve sıfırdan yüze hızlanması 10.6 saniyede sıfırdan yüze ulaşabiliyor, çıkabiliyor bu araçlarımız. 105 HP'li motorlarımız. Maksimum hız olarak da 187 km bölü saniye hıza ulaşmaktaydı bunlar. Ve 100 km hıza hızda karma mesela yani 100 km mesafeye yaklaşık olarak ortalama 9.5 litre tüketiyor bu motorlar. Yani zamanla göre tabi az tüketiyor diyebiliyoruz bunlara. Güzel yakıtla normal bir aile için kullanışlı. Bunlarda 3 kasa tipi var. Hatchback var, sedan var ve station wagon
kasa tipi de bulunuyordu bu araçlarda. Yani ülkemizde bayağı kullanılan bir araç. Tabii kullanımına bağlı ufak tefek seçimleri de kendiniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar güzel araçlar. Tabii ki diğer videolarıma gelen yorumlar okuyarak böyle bir video çekmek istedim. İşte Escort'lar hakkında biraz bilgi verir misin diye, motorlar hakkında bilgi verir misin diye yorum yapmışsınız. Ben de bu yoruma istinaden böyle bir video çekmek istedim. İnşallah sizin için faydalı olmuştur, bilgilendirici olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Diğer videolarda inşallah gelecek. Sizin için videolar hazırlıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de videolar çekmeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünlük videoda anlatacaklarım bu kadardı. Hepinizi sağlıcakla kalın.